Peygamberin vasıfları. Peygamber ahirete göçmüştü. Yaratılmış en mükemmel canlı solup gitmişti. Şüphesiz ölümde herkes için çıkarılacak dersler vardır. Bu Allah'ın iradesidir ve kimse Allah'ın iradesini ne değiştirebilir ne de erteleyebilir. İnsanoğlu ne kadar hayat dolu olursa olsun ölüme yazgılıdır. Peygamberin ve insan ırkının ölümsüz olmadığı Kur'an'da şöyle anlatılmaktadır. Biz senden önce de hiçbir beşere ebedilik vermedik. Şimdi sen ölürsen sanki onlar ebedi mi kalacaklar? Her canlı ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Ve siz ancak bize döndürüleceksiniz. Yaratılmış en mükemmel insan olan peygamber 10 gün hastalık acısıyla boğuştuktan sonra ruhunu teslim etmişti. Bu, bütün insanların er ya da geç Rabbine döneceklerinin kanıtıydı. Rebiülevvel ayının 12'sinde, pazartesi günü ahiret yurduna göçtüğünde peygamber 63 yaşındaydı. Ömrü kötülüğe ve şirke karşı mücadele, güzel ahlakı ve İslam'ın çağrısını yayma gayretiyle geçti. Hazreti Peygamber'in bütün insanlık için en kamil örnek olduğu Yüce Kur'an'da şöyle dile getirilmektedir. Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Resulullah, yeryüzündeki en saf kalbe, en güzel ahlaka, en nazik ruha sahipti. Allah bütün insanlar arasında Habibi olarak onu seçmişti. Allah peygamberliğini kime vereceğini daha iyi bilir. Peygamber sadece ruhi açıdan değil, fiziksel olarak da neredeyse mükemmele yakındı. Son derece etkileyici bir görüntüsü vardı. Tevrat'ı en iyi bilen Yahudi din adamlarından biri olan Selam bin Abdullah şunları söylemektedir. Peygamber Medine'ye geldiğinde herkes ona koştu. Biri 3 defa Allah Resulü geldi diye bağırdı. Bunun üzerine ben de insanlarla birlikte onu görmeye gittim. Uzun uzun büyük bir dikkatle inceledim. Yüz bir yalancının yüzü değildi. Ebu Bekir onu şu dizelerle anlatmıştır. Dürüst, seçilmiş ve iyiliğe çağırandır o. Sanki dolunay gibiydi zifiri karanlıkta. Aynı şekilde Hazreti Ömer'den peygamberi tasvir etmesi istendiğinde, o da şair Züheyr bin Ebu Sülme'nin aynı benzetmeyi kullanan dizelerine başvuracaktı. Peygamberin halası Atike binti Abdülmuttalip, Mekke'den Medine'ye göç ederken, Beni Haşim'i şu sözlerle lanetlemişti. Bırakın yaşlar dökülsün gözlerimden. Beni Haşim'in en iyisiydi. Hem dünyada hem ukbada adil ahlaklı örnek. Atika binti Halid'in kardeşi Hubeyş'ten aktardığına göre, Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret için yola çıktığında, yanında Ebu Bekir ve hizmetkarı Amir bin Fuheyre, ayrıca rehber olarak da Abdullah bin Ureykit bulunuyordu. Yola devam ederken Ümmü Mabed'in iki çadırının yanından geçtiler. Atike'nin yabancılardan saklanmak gibi bir adeti yoktu.
Ancak Atike yolculara su ve ekmek satarak geçimini sürdüren son derece iffetli ve bilge bir kadındı. Muhacirler ondan yemek için biraz et ve hurma istediler. Ancak o sene çok kurak geçtiğinden ev sahibi hanımın güç bela kendine yetecek kadar yiyeceği vardı. Peygamber, çadırın köşesinde bağlı duran koyuna bakarak, "Ya bu nedir Ümmü Mabet?" diye sordu. "O kadar zayıf ki, sürüye yetişip diğerleriyle birlikte otlayamıyor," diye cevap verdi Ümmü Mabet. Peygamber, "Peki hiç sütü de mi yok?" diye sorunca kadın, "Bu zayıflıkla mı?" dedi. Peygamber bu defa, "Peki ben sağayım mı?" diye sordu. Kadın, "Vallahi sen bilirsin. Bir damla süt bulursan afiyet olsun," dedi. Peygamber Allah'a yalvardı ve hayvanı sağmaya başladı. Allah'ın inayetiyle koyunun memeleri sütle doldu. Ve peygamber sütü koyabilecek büyükçe bir kap istedi. Kap ağzına kadar dolunca içmesi için önce Ümmü Mabed'e, ardından da yeniden doldurup sırasıyla diğerlerine verdi. En son kendisi içti. Daha sonra birer kap daha içtiler ve peygamber kabı bir kez daha doldurarak Ümmü Mabed'e verdi. Ve muhacirler yollarına devam ettiler. Bir süre sonra kadının kocası Ebu Mabed yine son derece zayıf olan koyunlarıyla geri döndü. İçi süt dolu kabı görünce hayretle, "Bunu nereden buldun? Hayvan otlamaya gitmedi. Üstelik hamile de değil. Evde başka bir koyun da yok." Kadın, "Vallahi evimize kutsal bir adam geldi ve konuyu anlattı." Kocası ondan adamı tarif etmesini isteyince Ümmü Mabet şunları söyledi. "Parıl parıl parlayan bir yüzü, koyu renk gözleri, ahenkli bir sesi, uzun kirpikleri ve güzel bakışları vardı. Sıska değildi, uzun boyluydu. Orta uzunlukta bir sakalı vardı ve kaşları yay gibiydi. Sustuğu zaman çok ağırbaşlıydı. Konuşunca sesi birdenbire yükseliyor gibiydi. Letafetle fazla uzatmadan, abartmadan konuşuyordu. Kelimeleri bir dantelin üzerindeki inciler gibiydi. Ne çok uzun ne çok kısaydı. Yanında iki adam daha bulunuyorsa dikkati çeken oydu. Çevresinde son derece dikkatli arkadaşları vardı. O konuşunca dinliyor, bir şey söylendiğinde yerine getirmek için yarışıyorlardı. Etrafında büyük bir saygı yarattığı belliydi. Ancak çatık kaşlı ve küstah da değildi. Ebu Mabet, "Bu Mekke'deyken duyduğum Kureyşli adam olmalı," dedi. Hazreti Ali'nin oğlu Hasan şöyle anlatmaktadır. Tasvir etme konusundaki yeteneklerini bildiğimden amcam Hint bin Ebu Hala'ya peygamberin fiziki görünüşünü sordum. Amcamdan bana peygamberi daha çok sevdirecek bir tanım yapmasını istedim. Amcam şöyle söyledi.
Allah Resulü'nün mah cemali ışık saçardı. Ortadan uzun, uzundan kısaydı. Sağlam bir vücut yapısı, kolaylıkla ayrılabilen dalgalı saçları vardı. Saçlarının uzunluğu asla kulak memesini geçmezdi. Pembe tenli, geniş alınlı ve kalın kaşlıydı. Kaşlarının arasında kızdığı zaman belirginleşen bir damar vardı. Burnu hafif sivri, burun delikleri dardı. Onun yüzüne dikkatlice bakmayan kibirli durduğunu düşünebilirdi. Yanaklarını örten sık bir sakalı ve geniş bir ağzı vardı. Düzgün sıralı dişleri ve kısa bir bıyığı vardı. Son derece zinde ve sağlıklı görünürdü. Omuzları ve göğsü genişti. Kolları uzun, el ayaları geniş, parmakları kalıncaydı. Bacakları düzgündü. Ayakları çukurdu ancak etli değildi. Yürüdü mü kısa, seri ve kararlı adımlarla yürür, asla ayaklarını sürmezdi. Yürürken ileri doğru yaylanır gibiydi. Birine bakmak için döndüğünde bütün gövdesiyle dönerdi. Tevazu içinde yere bakardı. Semaya baktığından daha çok yere bakardı. Her zaman her şeyi gözlerdi. Yürürken arkadaşlarının öne geçmesine izin verir, yanından geçen birini önce o selamlardı. Bana onun nasıl konuştuğunu anlat dedim. Bu defa şöyle söyledi. Allah Resulü daima sonsuz bir hüzün içinde ve daima tefekkür halinde görünürdü. Ancak bir şeyler söylemek zorunda kaldığında konuşur, konuşurken fazla el kol hareketi yapmazdı. Toparlayıcı bir biçimde, gereksiz detaylara girmeden kısa ve öz konuşurdu. Küçümsemeden, aşağılamadan son derece nazik bir şekilde hitap ederdi. Her türlü yiyeceğe Allah'ın nimeti olarak büyük şükran duymasına rağmen sanki yemekten hiç hoşlanmıyormuş gibi incecikti. İsraf edenlerden ve nimetlere karşı nankör davrananlardan hiç hoşlanmazdı. Dünya nimetlerine zerre ehemmiyet vermezdi. Bununla birlikte haklara tecavüz edilmemesi konusunda son derece hassastı. Hakarete uğradığı zaman kin beslemezdi. Konuşurken ihtiyaç duyduğunda ellerini bir bütün olarak kullanırdı. Bir şeye dikkat çekmek istediği zaman ellerini aşağı yukarı çevirirdi. Bazen sol baş parmağını sağ avuç içine bastırarak konuşurdu. Kızdığı zaman yüzünü çevirir, mutlu olduğunda mahcup bir hal alırdı. Gülümsediğinde bembeyaz dişleri görünürdü. Daha sonra amcam şunları da ekledi. Sahabe onun yanında olmak için yarışır. Dinlerini ondan öğrenir ve böylelikle başkalarına da öğretirlerdi. Onun huzurundaki toplantılar sabır, bilgelik, hicap ve dürüstlük numunesiydi. Sesler yükselmez, yasaklanmış şeyler teşvik görmez, yanlış davranışlar için şükredilmezdi. Peygamber konuştuğunda herkes başlarının üstünde bir kuş yuva yapmış gibi onu dinlerdi. O konuşmasını bitirene kadar kimse tek kelime etmezdi. Sık sık gülümserdi. Ağır başlı ve yumuşak huyluydu.
asla kimsenin arkasından kötü bir şey söylemez, bayağı bir dil kullanmazdı. Hak etmeyen insanlar için asla Allah'a yalvarmazdı. Sadece denge olan insanların iltifatlarını kabul ederdi. Allah Resulü'nün yüce mertebesi. Allah-u Teala Yüce Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Ey müminler! Peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. İçinizden birini siper edinerek sıvışıp gidenleri muhakkak ki Allah bilmektedir. Bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Allah Müslümanları peygambere saygı göstermeleri hususunda bu ayette ikaz etmekte, onu eski ümmetlerin yaptığı gibi sadece ismiyle çağırmanın terbiyeyle bağdaşmayacağını ifade etmektedir. Ey Musa, bizim için Tanrı'ya dua et. Ya da İsa'nın ümmetinden kendisine. Şakirtleri, ey Meryem oğlu İsa, Tanrı'na söylesen de bize cennetten yiyecek yollasa dediklerinde o, müminseniz Allah'tan korkun dedi. Biçiminde hitap etmesi gibi. Bu ayetten nazil olmadan önce insanlar peygamberi, ey Muhammed veya ey Abdülkasım diye çağırıyorlardı. Ancak Yüce Allah buna müdahale etti ve sahabe peygambere ya Resulallah diye hitap etmeye başladı. Peygamberin giyimi. Peygamber sarığının altına bazen alınlık takar, bazen de sarığı alınlıksız giyerdi. Sadece alınlık taktığı da vakiydi. Alınlık taktığı zaman uçlarını omuzlarına kadar sarkıtırdı. Ömer bin Hureys'ten aktarıldığına göre, peygamber zaman zaman minbere uçlarının iki yana sarkıttığı siyah bir alınlıkla çıkardı. Yine Müslim'in Cabir bin Abdullah'tan naklettiğine göre, peygamber Mekke'ye de siyah bir alınlıkla girmişti. Allah Resulü, bileğine kadar uzanan gömlekler giymeyi tercih ederdi. Ayrıca zaman zaman da kırmızı yemeninden bir cübbe giyerdi. Siyah kürklü pelerinler ve terlikler peygamberin giydiği diğer eşyalar arasındaydı. Peygamberin en sevdiği renk beyazdı. Bir keresinde şöyle demişti. Elinizin altından beyaz giysileri eksik etmeyin. Yaşarken beyaz giyin. Ölünce onlara sarının. Peygamberin giyim tercihleriyle birlikte Müslümanlar arasında da yünlü, pamuklu ve keten kullanımı yönünde değişiklikler oldu. Ne vakit yeni bir elbise alsa, 11 isim verir ve ey Allah'ım, sen bana bu giysiyi verdin, bunun yaratılış sebebindeki lütfu da bana bağışla, beni kötülüklerden koru. Peygamber, elbiseleri önce sağ koluyla giyerdi. Bir keresinde Ayşe, kendisine yün bir pelerin dikmiş, ancak peygamber terleyip de burnuna yün kokusu gelince bu giysiyi çıkarmıştı.
Peygamber güzel kokulardan da hoşlanırdı. Bir keresinde, kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete ayak basamaz, kalbinde zerre kadar iman olan da cehennemde baki kalmaz dedi. Bunun üzerine bir sahabi, ey Allah'ın Resulü, güzel ayakkabıları ve elbiseleri seviyorum, bu bir kibir işareti mi diye sordu. Peygamber, hayır, Allah güzeldir ve güzeli sever. Kibirse insanlara tepeden bakmaktır dedi. Peygamberin silahları ve eşyaları. Peygamberin 9 kılıcı vardı. Bunlardan daima yanında taşıdığı Zülfikar'ın kabzası, çemberi ve çift dili ağzı tamamen gümüşten yapılmıştı. Peygamberin ayrıca 7 kalkanı, 6 yayı, fetki ve Zeluki isminde 2 zırhı, Neba ve Beyde'de dahil olmak üzere 5 mızrağı vardı. Bunların içinde nispeten kısa olanını peygamber bayram namazlarında sütre olarak kullanırdı. Yine Müveşşeh ve Mesyuh adında başı ve boynu koruyan 2 adet miğfer kullanırdı. Savaş zamanlarında yeşil ipekli 3 adet pelerin giyer, bazen siyah, bazen de beyaz sancak taşırdı. Abu Davud'un sünenine göre Mekke fethi sırasında sahabe siyah ve beyaz sancak taşırken peygamberin sancağı sarıydı. Zatüs Selasel Savaşı'nda Allah Resulü Amr bin As'a siyah ve beyaz 2 sancak vermişti. Peygamberin takipçileri de sancak renklerinde benzer tercihlerde bulundular. Emeviler beyaz, Abbasiler siyah, Fatimiler de yeşil renk sancak kullandılar. Eyyubi devletini kuran Selahaddin, sancak rengi olarak sarıyı kullanırken, Endülüs Emevileri kırmızı, Mağripliler de siyah ve beyazı kullandılar. Peygamberin yürürken ve hayvan üzerindeyken kullandığı bir de bastonu vardı. Ayrıca biri demir ve gümüş kaplama, biri cam olmak üzere 2 bardağı vardı. Yağ kutusu, ayna sepeti, fırça, makas ve misvak, peygamberin kullandığı özel eşyalar arasında yer alıyordu. Yüz koyunluk bir sürüsü olan peygamber, hayvan sayısının artmasına izin vermiyor, ne zaman yeni bir yavru doğsa yerine hemen birini kurban ediyordu. İşte, peygamber böyle yaşadı.